Herkese selamlar dostlar. 29 Ocak 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Güzel bir cuma günü geçirdik açıkçası. Kombinelerimiz geldi, yüksek mislerimiz geldi, her şeyimiz geldi, canlılarımız geldi. Bakalım cumartesi nasıl olacak? Bu da pazarın videosu. Şimdi direkt bir skor yarışması var onunla başlayalım. Skor yarışmamıza baktığımız zaman da daha önceki Beşiktaş maçını kazanan arkadaşımız Umut Yaşar isimli arkadaşımız. Instagram'dan üzerine yazarsa sevinirim. Gruplarımıza dahil edelim. Maç skoru yarışmasında ise sizlere Napoli ile Roma maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza ekleyelim. Bol şanslar. Geçtim bunu. Cuma günü iki tane yüksek misli verdim. Bir tanesi 1500 TL bandında. Diğeri de 1250 TL seviyesinde. Beşiktaş maçına solda yurt içi yüksek misli olarak Beşiktaş'ın atacağı iki golü verdim. Kadrolar güzel, medya güzel, her şey güzel, takım güzel, Cenk Tosun güzel, Abu Bakar güzel derken Beşiktaş iki tane golünü attı. Ev sahibi buçuk üstten zaten yakaladık. 1250 TL buradan vurduk, aldık, karımızı yaptık. Sağda gördüğünüz Avrupa yüksek mislisine. Beşiktaş maçına maç sonu bir buçuk üst olarak aldım. Genel gol Alanya'da atabilirdi. Fakat ben zaten Beşiktaş'tan bekliyordum. Yanına da Olympiakos Makabitelevi maçına maç sonu bir koydum. 1500 TL'de buna basın bir 1.43 oranı vardı. O da çok güzel geldi. Yüksek misli kazanca devam ettik. Şimdi yüksek mislinin kasası ne kadar oldu? Yüksek mislinin kasası cuma günü akşamı itibariyle 5747 TL'lik bir net kar var. 5747 TL'lik. Bu Ocak ayından itibaren olan bir kasa. 5700 lira kar yaptı. Ee, Ocak ayı bittiği zaman kasamızı çekiyoruz. Karla bitiriyoruz. Ee, tekrardan şubat ayında sıfırdan başlıyoruz onu da belirteyim Bu şekilde de devam etmeye çalışıyoruz Dün günün kombinine baktığımız zaman da çok güzel bir günün kombini yaptım Ben size Baskonya'nın atacağı 70-80 sayı önerdim Baskonya maç uzadı 114 sayı attı Yanına da ne dedik Beşiktaş'ın ev sahibi atacağı bir gol aldım Ve 1.92'lik ideal bir ana kombin olarak önerdim ben bunu Günün tek kombiniydi zaten Başarılı oldu bu da Baskonya'da muazzam oynadı. Anadolu Efes maçı fena yani de üçlükler geldi. 114-111 bitti zaten. Çok iyi bir maçtı. Çok keyif alarak takip ettiğim bir maçtı. Bu şekilde bunu da tamamladık. Değerlendirecekleri herkese tebrikler diyelim. Yoluna geçelim. Canlılarda neler yaptık? Canlılarda zaten her zamanki gibi canlı maçlarda genellikle çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum ben. Çünkü şöyle ekip arkadaşlarımız da var. Sürekli bir istişare içinde olduğumuz zaman toplamda 5 kişiyiz maçları paylaşıyoruz. Maçlar hakkında fikirlerimizi kendi grubumuzda konuşuyoruz. Harmanlıyoruz. Ondan sonra fırından çıkartıp sizlere sunuyoruz. Bu şekilde başarıyı yakaladığımızı düşünüyorum. Ki canlı maçlardan da sizin de memnun olduklarınızı düşünüyorum. Özellikle katıl grubundaki arkadaşlarım. Hatta sizlere ekrandan göstermek istiyorum. Dün mesela tam 7 tane NBA canlı tercihi verildi. Bunlardan kaç tanesi geldi? İlk periyot, ilk, ilk periyot 71.5 üst verdi. Geldi. Ondan sonra ikinci periyot 57.5 üst verdik. Mips maçına birinci periyot 61.5 üst verdik. Onlar da geldi. 3'te 3 olarak başladık mı? Başladık. Minnesota mücadelesi yattı. ikinci periyot kıl payı kaçtı bu onu belirtelim. Onun dışında diğer maçlarımız da şöyle ekrandan gösterirsen toplamda 7 adet NBA tercihi verildi. Ve bu tercihlerden bir tanesi de futbol. 6 NBA bir futbol diyelim. Toplamda 7'de 6 olarak geceyi sayansın topladık. Geceden zaten çok güzel bir kar elde ettiğimizi düşünüyorum ben. Şimdi cumartesi günü de saat 1.30'da Adana Demir maçıyla canlıya da başlayacağız. Yaklaşık bir 10 saatlik bir canlı seans olacak. Bakalım. Bu şekilde de en sonunda günaydın ahali yazaraktan da girdim gruba. Şimdi devam edelim isterseniz. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Artık tüm seviyesini like atarsanız çok sevinirim. Değerlendireceklere bol şanslar. Like'larınızı eksik etmeyin. Bizler için önemli. Dilerseniz ilk maçımızla başlayalım. Like atmayı da unutmayın dostlar. Rica ediyoruz. Twente ile Feyenoord mücadelesi. Her iki takımda tempolu futbol oynayan takımlardan bir tanesi ki bu maçın skor beklentisini söyleyeyim ben sizlere. 2-2'lik bir skor beklentisi var mücadelenin. Gollü maç bekleme, gollü maç geçmesi bekleniyor. Her iki takımda da istek yok. Feyenoord zaten çok organize çıkıyor. 3. üçüncü bölge, üçüncü bölge ve ikinci bölge uyumu üst düzey takımlardan bir tanesi. Son maçında da zaten Ajax'a yenilmedi. O maçın da beklentisini söyledim sizlere zaten. Feyenoord yenilmez gibi geliyordu bana da. 1-1 gibi bir skorla bitti. Yenilmedi Feyenoord o mücadelede. Twente'ye baktığımız zaman da içeride dışarıda fark etmezsin. Özellikle kendi oynadığı maçlarda içeride hücume etkin bir şekilde kullanan takımlardan bir tanesi. Ben mücadeleyi güzel bir 53 oranıyla tek başına KG var olarak bekliyorum. Maç skor beklentim de aynı şekilde benim de 2-2'lik bir skor. Milan'la Sassuolo mücadelesi. Her iki takımda son dönemde bir düşüşte olduğunu söylemek doğru. Özellikle Milan tarafına baktığımız zaman da Leao'nun bir düşüşü var sanırım arkadaşlar. Yani son maçlarda çok fazla etkin değildi. Çünkü takımı sırtlıyordu. Bu maçta eksik var. Benaser'in Benaser kart cezalısı olduğunu söyleyelim. Aynı şekilde Leo Giroud gibi isimler de sağda olacaklar. Özellikle Milan takımı sol kanadı çok fazla kullanıyordu. Leo'nun o düşüşü takımı doğrudan etkiledi. Skor yönünden de. O yüzden puan kayıpları başladı. Fakat burada Sassuolo'ya karşı galip gelmesini bekliyorum. Sassuolo'ya baktığımız zaman da onların da kadrosunda şu an önemli bir eksiklik yok. Eksiklik yok. Bir Pinamonti eksik. Onun dışında Berardi'si, Defreli, Traore'si hepsi sahada olacak. Mücadelenin ben Milan tarafından kazanılmasını bekliyorum. Maç sonu biri idealden alabilirsiniz. 1, 33 gibi orandan. Fakat oranı bir 80 bandına çekmek isterseniz de maç sonu 1 ve 4.5 alt yaparsanız oran tam 1.76 oluyor. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Hamburglu Braunschweig mücadelesi. Hamburg takımı kendi evinde affetmeyen takım. Şöyle söyleyeyim. Her iki takımı karşı karşıya getirdiğim zaman da birisi çok yüksek seviyede kalıyor. Diğeri aşağı seviyede kalıyor bana sorarsanız. Çünkü Hamburg takımı ne oynadığını biliyor. Ve buna göre transferler yaptı zaten. Hamburg takımı bu sezon yani istiyor. Üst lige çıkmayı istiyor. Bundesliga'ya çıkmayı istiyor. Karşısında Braunschweig takımı var. Ya yani şöyle bir takım. Arkada boşluk bıraktığı zaman gol atabilen bir takım Hamburg'da bu maçta arkada zaten boşluk bırakacak. Fakat ben Braunschweig'ın atacağı gole girmeyeceğim burada. Hamburg daha etkin oynadığı için ve Hamburg'un burada doğrudan galibiyetine gitmeyeceğim. Sadece burada atacağı 2 gole 1.36 gibi oran vermişler. Hamburg burada bence 2 tane gol atar 1.36 orandan biz de idealden kazanırız gibi geliyor bana. Hamburg'un atacağı golü değerlendirelim. Fenerbahçe ile Kasımpaşa mücadelesi ya yani maçın hiçbir türlü oranı yok fakat golü geçmesini bekliyorum. Fenerbahçe'nin zaten burada tek başına 3 gol 3 gol atma ihtimali var. Kuanes Kasımpaşa'da kart cezalısı. Ev sahibinde Joao Pedro'nun sakatlığı devam ediyor. Joshua King olmayabilir. Samuel de olmayabilir bu maçta. Fenerbahçe geçen maçta Ümraniye maçını zor da kazansa maç biraz sanırım bazı pozisyonlar tartışmalıydı hiç o konuya girmeyelim de Fenerbahçe o maçın ilk yarısında yani Jorge Jesus'un açıklamalarında şunu söyledi. Yani bir sezon, bu sezon deplasmanda oynadığımız en iyi ilk yarıyı oynadık ki öyleydi. Çok fazla baskı vardı, çok fazla pozisyon vardı. Fakat yeterli gol çıkmadı. Ama 2-1 kazanmasını bildi Fenerbahçe orada da. Biz de zaten o yönde bir tercih yapmıştık. Biz de kazandık aynı şekilde. Bu maçta da ben yine Kasımpaşa'nın da gol, gol bulma ihtimali var bence. Yoksa bile Fenerbahçe'nin tek başına 3 gol atma ihtimali de var. Oran almak adına ben burada 2.5 üstü orana ne vermişler? 1.30 vermişler değmez. Biz şöyle yapalım. 2.5 üstünde 1 yapalım. Ben Fenerbahçe'nin zaten kazanmasını bekliyorum burada. Bugünkü Galatasaray maçı kazansa da kaybetse de Fenerbahçe illaki bir maçı kazanmak zorunda. O yüzden 2.5 üstünde 1 oyun olarak da zaten güzel bir maç izleriz gibi geliyor. 2.5 üstünde 1 alalım bu maçtan. Diğer maçın Paris ile Reims mücadelesi. Reims'e baktığımız zaman da bu maçta zaten maçın favorisi Paris. Herhangi bir sakatlığı yok. Messi'si ve Mbappé'si hepsi sahada olacak. Bunda okeyiz. Deplasmana baktığımızda aynı şekilde onlar da bir eksiklik yok. Sadece ev sahibinde eksiklik olarak Verat diye söyleyebilirim ilk 11'den. O da şüpheli durumda muhtemelen oynamaz. Ben burada Paris'in yenmesini zaten bekliyorum. Fakat Yenerken nasıl yenecek? Bunu konuşalım. Rimes'in deplasman performansını Paris'e karşı nasıl oynayacağını biliyoruz alt tarafı. Defans yapacak. Zaten deplasmanda da baktığımız zaman Lille maçı var mesela. Berabere bitti. O maçta da güzel savunma yaptı. Yani toplamda 10 maçta 11 gol mü neymiş zaten deplasmanda Rams takımı. Burada da çok fazla gol beklemiyorum. 1.09'dan taraf oynamaktansa şöyle oranı 1 50 seviyesine çıkarsalım. 4.5 altında 1 yapalım. 1.48 gibi orandan idealden bu maçı da değerlendirme altına alalım diyorum. Değerlendirecekler de bol şanslar. Napoli-Roma mücadelesi. Bu maçta da çok güzel bir tercihim var. Gözlem tercihidir. Napoli zaten iyi oynayan taraf burada. Roma da son dönemlerde iyi. Okey. Şimdi Roma burada ağırlık savunma yapabilir mi? Yani oyunu yeri geldiği zaman dengeli tutmak isteyecektir. Fakat Napoli devrede çok baskın bir futbol sergiliyor. Özellikle Napoli'nin maçlarına bakın. En çok golleri ikinci yarıda ziyade. Bazı takımlar böyledir. İkinci yarıda daha çok gol atar. Fakat Napoli'nin sezon genelinde 10 maçı varsa 8 tanesinde belki ilk yarıda daha fazla gol attığını söylemek lazım. Çünkü ilk yarıda baskın bir oyun sergiliyor Napoli. Ben burada çok güzel bir tercihim var. Oran da gayet güzel ve yüksek. Napoli takımının ilk yarıdan bir gol atmasını bekliyorum. Tarafa gitmeyeceğim. Sadece ilk 45 dakika sonunda Napoli'nin 60 aldığı bir gol bana 1.61 gibi oran kazandıracak. O yüzden Napoli'nin ilk devrede gol atmasını bekliyorum. Oyunda zaten oyunda şöyle sakat veya cezalara baktığım zaman da Napoli takımda hiçbir oyuncu sakat veya cezalı değil. Roma tarafına baktığımız zaman da Zeki Çelik'in bir kart cezalısı var. Onun dışında her takımda Abraham, Dybala, Pellegrini gibi isimler de sahada olacak. Onu da belirtelim. Real Madrid ile Real Sociedad takımı... Ya burada 1.50 gibi oran vermişler. Ben güzel bir tercihe gideceğim. Real Sociedad takımı Real Madrid'e karşı biraz ters gelebiliyor yeri geldiği zaman. Ters gelmeden ziyade şunu söyleyeyim. Real Sociedad kötü bir takım değil yani. Oynadığı oyun olsun. Oyun disiplini olan bir takım olduğundan dolayı. Real Madrid'de kupa maçı oynadı. 2-1 kazandı. 120 dakikalık sonunda kazandı. Real Sociedad'a baktığımız zaman da bu maçta ben şöyle bir düşüncem var. Sadece atacağı bir gol. Bakın atma ihtimali var mı? Bence yüksek. KG'ye gitmiyorum ben burada. Sadece Real Sociedad'ın atacağı bir gole 1.42 gibi oran vermişler. Ben bunu alırım. İdeal kombineyi de hatta koyarım. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Deplasman atacağı bir gol 1.42 gibi oran var. Toplamda 7 adet mücadelem vardı. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.